evrimin işleyişini sağlayan tek kuvvet doğal seçilim değildir. Evrime katkı sağlayan birkaç farklı seçilim türü daha vardır arkadaşlar. Ama onlara göz atmadan önce doğal seçilimin ne olduğuna bir kez daha bakalım. Bir popülasyonda avantajlı bir genetik özelliğe sahip bir üye varsa, o üyenin üreme yaşına erip o özelliği alt nesillere aktarma olasılığı daha yüksektir. Doğal seçilimde temelde budur. Ayrıca doğal seçilimin uyum yeteneği yüksek bireyleri seçtiğini de unutmayın lütfen. Ve uyum bir organizmanın genlerini alt nesillerine aktarabilme yeteneğinin ölçüsüdür. Organizmanın üreme yaşına kadar hayatta kalabilme yeteneği ile o yaşa eriştiğinde iyi üreyebilme yeteneğinin bir kombinasyonudur. Yine unutmayın, doğal seçilimle popülasyonlar evrimleşir. Yani popülasyonlardaki tek tek bireyler değil. Peki, doğal seçilimin alternatifleri nelerdir? Bugün ikisinden bahsedeceğiz. Grup seçilimi ve yapay seçilim. Grup seçilimi ile başlayalım. Grup seçiliminin ana fikri şu. Popülasyon veya grubun bütününe fayda sağlayan genetik özellikler, o özelliklere sahip bireylerin uyum yeteneğini doğrudan arttırmasa bile yine de seçilir. Aklıma altruizm ve fedakarlık sözcükleri geliyor. Grup seçilimi söz konusu olduğu zaman bu kavramlarla ilgili özelliklerden bahsederiz. Bu özellikler hala seçilebilir çünkü tek tek bireylerin değil, koca popülasyonların evrimi söz konusudur. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir kadının çocukları var ve onların da çocukları var. Bu kadının kadın üreme sisteminin devre dışı kaldığı menopoz dönemini geçtiğini varsayalım. Şimdi bu büyük annemiz artık daha fazla çocuk doğuramayacağı halde niçin hayatta kalabiliyor? Bir insanın o yaştan sonra yaşamasını sağlayan özellikler doğal seçilim tarafından seçiliyor olamaz. Çünkü o özellikler devreye girdiğinde kişi üreme yeteneğini kaybetmiş durumda oluyor. Cevap şöyle. Büyük anne ve büyük babalar torunlarının büyümesinde özel bir role sahiptir. Onların sağladığı bakım sorunlarının hayatta kalma oranını ve dolayısıyla uyum yeteneğini arttırır ve grubun tamamına fayda sağlar. Ve ileri yaşlara kadar hayatta kalmayı sağlayan özellikler grup seçilimi tarafından seçilir. Yani doğal seçilim üremenin mümkün olduğu yaşa kadar hayatta kalmayı sağlayan özellikleri arar. Grup seçilimi ise üremenin artık mümkün olmadığı yaşlarda hayatta kalmaya yardımcı olan diğer özelliklerle ilgilenir. Böylece doğal seçilimin ilk alternatifinden bahsetmiş olduk. Grup seçiliminden yani. Şimdi gelelim yapay seçilime. Yapay seçilimin ne olduğunu anlamak için bir adım geri gidelim ve doğal seçilime bir kez daha göz atalım. Hatırlayın, bir birey güçlüyse ve gücü sayesinde hayatta kalma ihtimali daha yüksekse bu özellik alt nesillere başka özelliklerden daha sık aktarılır ve bu seçilim doğal olarak adlandırılır. Çünkü daha güçlü olan bireyin hayatta kalma olasılığının diğer bireylerinkinden daha yüksek olduğu fikrine dayanır. Hayatta kalma olasılığı %50 değildir de %75'tir mesela. Hangi özelliklerin diğerlerinden daha iyi olduğuna karar veren başka bir birey yoktur burada. Her şey doğal olarak gerçekleşir. İşte doğal ve yapay seçilim arasındaki fark da tam olarak budur. Hatta kimileri yapay seçilimi doğal olmayan seçilim şeklinde adlandırır. Doğrudan bir örnekle anlatayım. Domates yetiştiren bir çiftçi var diyelim. Yetiştirdiği bazı domatesler diğerlerinden daha büyük. Bu çiftçi bir yıl sonra, daha doğrusu bir sonraki yıl ekmek için hangi domates tohumlarını seçeceğine bir fiil kendisi karar verebilir. Böylece domatesleri daha fazla domates yetiştirmesini sağlayacak olan özelliklere göre yapay olarak seçmiş olur. Ve bu domatesin çok sayıda özelliğinden yalnızca biridir. Yapay seçilime çok güzel bir örnekte bilim insanlarının laboratuvarda domatesin DNA'sına bakıp domatesin daha çok büyümesini sağlayan genleri seçmesi ve böylece çiftçinin daha çok ürün elde etmesini sağlamasıdır. Her iki örnekte de istenen özellikler dışsal bir varlık tarafından seçildiği için domatesin yapay seçilimi söz konusudur. Bunlar doğal seçilim değildir çünkü doğal olarak gerçekleşmemektedir. Sadece olasılığa bağlı süreçler değildir. Evet ne öğrendik? İlk olarak doğal seçilimin evrimin işleyişini sağlayan tek kuvvet olmadığını öğrendik. Grup seçiliminden söz ettik. Dedik ki bir özellik ona sahip olan bireye değil, bireyin dahil olduğu gruba fayda sağladığı için de seçilebilir. Ayrıca yapay seçilimden de bahsettik. Yapay seçilimde belli bir popülasyondaki hangi özelliklerin alt nesilleri aktarılacağı doğal olarak değil dışsal bir birey tarafından belirleniyordu.